Yasin Aktay Körfez'de kim vurdu, kim vuruldu? Bir süredir suları ısıtılmaya çalışılan Körfez'de geçtiğimiz ay neredeyse bir patlama noktasına gelindiği havası esiyordu. Daha önce nükleer anlaşma yaskıya almış olmakta kalmayıp İran'a gerekirse fiili saldırı gerçekleştirebileceği izlenimi de vermekte olan Amerika'nın gerginliği tırmandırma politikasının sonunun nereye varacağı konusunda görünene aldanmamak gerektiği hususunda uyarılarda bulunmuştuk. Körfez'de kasanlar her zaman kaynar ama bu kasanlarda kimin haşlanacağı önceden çok belli olmaz. Şimdiye kadar ne zaman kazan kaynadıysa hedefi önceden ilan edilenden farklı oldu. Bu sefer de farklı olacağına dair bir garanti yok.'' Gerçi ABD İran'a karşı uygulamakta olduğu yaptırımların içine ilk defa bu kadar katı bir biçimde petrolünü satmasının bütün yollarını kapatmayı koymuştu. İran'sa neredeyse tek gelir kapısının kapanması anlamına gelen bu yaptırıma karşı gerekirse Hürmüz Boğazı'ndan bütün petrol ihracatını durdurabileceğini ve buna gücü olduğunu ilan ederek meydan okumuştu. Bu açıklama gerilimi tırmandırmakta, ABD'yi yalnız bırakmayan, ona da hamle fırsatı doğuran bir tepkiydi ve etkileri bütün kürede hissedilecek tehditleri ima ediyordu neticede dünya petrolünün neredeyse yüzde kırkı bu boğazdan geçiyor. Şakası bile hoş değildi bunun. Ancak artık kaçınılmaz hale geldiği düşünülen gerilim, taraflardan mukabil hamlelerin gelmemesiyle birlikte zamanla soğumaya geçti. Araya Avrupa ve İran arasındaki diplomatik temaslarla İran'ın ortamı yumuşatan söylemleri girdi ve bir süredir beklentiler ters yönde yani normalleşme istikametinde tekrar gelişmeye başlanmıştı. Bu beklentileri daha da pekiştiren bir gelişme Perşembe günü Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun Taran ziyareti ve İran'ın ruhani lideri Ali Hamene ile bir araya gelmesi oldu. Ancak tam bu anda soğuyan kazanın altına birkaç odun attıran bir gelişme yaşandı. Japonya petrol taşıyan iki tanker Hürmüz Boğazı çıkışında saldırıya uğradı. Yani Japonya Başbakanı İran manevi lideriyle uzlaştırmacı, ara bir görüşme halindeyken bu saldırı gerçekleşti. Biri Panama bandıralı Kokuka Korigius ve Marshall Adaları bandıralı Front Altair adlı iki petrol tankeri Baye ve Suudi Arabistan'dan Singapur'a doğru yol alırken bu saldırıya maruz kalmış. Bu saldırıdan sonra petrol fiyatlarında hemen %3'lük bir artış meydana geldi. Ama görünen kadarıyla saldırıyı üstlenen yok. Yani bir faili meçhul var ortada. Dolayısıyla tüm bu faili meçhullerde sorulması mukadder soru geliyor. Kimin işine yarıyor böyle bir saldırı? İran zaten gerekirse yapacağını hakkını koruma adına meydan okuyarak söylemişti ancak bu olayı üstlenmemiş ve zaten mevcut durumda Amerika ile savaşmaya davet anlamına gelecek böyle bir adımı atması onun açısından hiç de makul değil. Üstelik Japonya Başbakanını tam da savaş tamtamlarını susturma umuduyla ağırladığı esnada yine üstelik Japonya gemilerini hedef alacak şekilde bunu yapması İran'ın aklını gereğinden fazla hafife almak anlamına geliyor.'' Oysa ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo herkesin aklını hafife almaktan çekinmedi. Bu patlamadan daha hiçbir araştırmaya gerek duymadan hemen İran'ı sorumlu tuttu. Pompeo bu değerlendirmeyi istihbarat bilgileri, kullanılan silahlar, saldırının gerçekleşmesi için gereken operasyon bilgisinin seviyesi gibi pek çok noktaya dayandırarak öne sürdüğünü belirterek konuyu BMGK'ya taşıyacaklarını da ilave etti. Körfeze suların soğuması henüz istenmiyor ama asıl hedefin ne olduğu buna rağmen zannedildiği gibi çok açık değil. İran petrolünün veya genel olarak körfezden petrol sevkiyatının sürekli bu sıcak tehdit altında tutulmasının kime ne faydası, kime ne zararı olacak iyi hesaplamak lazım. Bazen bu tür adımların bu merak etkisi yapacağını da unutmamak gerekiyor. Bir haberi ve eylemi İslami kılan ne? geçtiğimiz Ramazan ayında Ankara'da yaşayan Sudanlılar topluluğunun iftar programının sonunda bir TV muhabirinin Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkilerinde son zamanlarda yaşanan sorunlara dair sorusuna verdiğim cevap bazı internet sitelerinde tuhaf bir biçimde bana isnaden İran'a karşı Suudi Arabistan'ın yanındayız şeklinde çarpıtılarak yansıtılmış. Sanki arada nasıl bir ihtilaf olursa olsun tarafımız her zaman sabit ve tekmiş gibi bir eksen oluşturmuşuz gibi. Doğrusu haberin kendisinin mesni de çok sorunluydu kamera kaydından da haber metninden de böyle bir ifade çıkarmak için konuşmayı tamamen kötü niyetle tarif etmiş olmak gerekiyor. Oysa benim ifadelerim daha genel ve aslında İslam dünyasının kendi içinde barışı, dış müdahaleye karşı bağımsızlığı ve birliği savunmaktan başka bir şey söylemiyor. Sözümüzün özü şu, bizim bütün amacımız özellikle İslam dünyasında kimsenin kimseye saldırmadığı, tehdit oluşturmadığı, birbirimize yönelik tehditlerle ABD'ye silah pazarı, yabancılara müdahale ve işgal fırsatları sağlamadığımız bir dünya oluşturmak. Biz iki İslam ülkesinin birbirini tehdit olarak görmesini istemiyoruz. İslam dünyası olarak biz birbirimizle problem yaşadığımızda ABD'yi aramıza sokuyoruz. Barış tesis etmeleri için onları çağırıyoruz ve onların verdikleri barış hizmetinin bedeli hepimize çok ağır oluyor ne İran'ı tehdit eden Suudi Arabistan'ın ne de Suudi Arabistan'ı tehdit eden İran'ın yanında olmayız. Bu birbirini tehditkar siyasetlerin alternatifi İslam dünyasının diyalog arayışı içinde olması. Bize yakışan da çatışmaları daha da körüklemek değil, tarafların arasını bulmaktır. Şu veya bu tavrımızı Suud sevgisi veya İran sevgisi diye nitelemenin fitneyi körüklemekten başka bir kastı ve anlamı yok. Elbette kimseye özde bir nefretimiz yok. Lakin sevgimiz masumatların özgürlüğüne, birliğine ve bunun gerçekleşmesi cehdi ve çabası içindeki herkese tabii ki başta Türkiye'dir.'' Bunu yapan bir sitenin isminin İslami analiz olması insanı üzen bir şey. Çünkü haber biçiminde İslam'ın neredeyse bütün ilkeleri müden ihlal ediliyor. Sözü tahrif var, iftira var, fitne var, çatışan iki Müslüman arasını bulmak yerine daha da kışkırtmak var, Müslümana iyi niyet yerine kötü niyet ve suizan var. Kısaca ne ararsanız İslam dışı her şey var ama sitenin adı İslami. Daha işte yaptığı çapulcu organizasyonlarına hem devlet diyor hem de İslami markayı yapıştırıyor. Tabi bu yaptığı onu ne devlet ne de İslami kılıyor.